Özgür, baksana şuna. Nasıl abi? Çok canlı değil mi? Ateş ediyor resmen. Ateş, ateş! Kim abi kız? Tinder'den eşleştim ya. Baksana çok tatlı. Kedi gibi resmen. Al sahiplen bunu ya. Aa aşkım, kahvemi yaptın sen. Nereden anladın Özgür ya? Bravo. Doğuşcancığım. Avlanmaya çıkmışsın yine. Aşk olsun değil, ne yapıyor? Ben daha sosyalleşen peşindeyim. Yeni insanlarla tanışmak falan. O yani. Senin yaşındakiler avcılığı bırakıp yerleşik hayata geçip evlerine çekildiler. Sen hala dışarıda yavru ceylan avlama derdindesin. Aşkım ama bekar adam ya. Olur öyle şeyler. Yok, bu bekar hayatı değil. Bu resmen sığır hayatı. Nilcim, ayıp ediyorsun ama. Ne oldu? Kırıldın mı? Senin kırdığın kadınları el ele tutuştursak dünyanın etrafını bir... Bir değil, iki kere dönerler be! Vallahi mi ya? O kadar var mıydı? Ha bir de böbürleniyor. Ne oldu ya? Bunları sen mi yaptın? Bana parmakları mı yedim galiba şu anda? Oğlum bak sen yuva kıramadın. Benim yuvamı kırma var ya. Bu nedir ya? Düz gofret o. Bu Tinder muhabbeti senin aklına aldı galiba Özgür. Ya ne alakası aşkım? Sen Tinder'ını kapatmış mıydın? Kapattın mı? Kaç kişi? Şey o zaman geçici gelir vergisinin son günü bugün. Onu halledeyim. Öpüyorum seni ha. Arayın beni tamam mı? İyi avlanmalar. Hadi. Hadi. Alo Pelin. Ne haber canım ya? Sen telefonu açtın gelin. Ver telefonu ver. Ya bir insanın her hareketi mi batar? Sinirlerim resmen böyle lime lime oldu ya. Cips paketindeki hava boşluğu var ya. Ondan daha gereksiz bir insan. Net. Canım ne var ya? Çocuk belki biraz aşırı bekar olabilir ama onun dışında 10 numara 5 yıldız adamdır. Aşırı mı bekar? Ay tutturmuş ağzına bir laf sağa kaydırmaksa sabahtan akşama kadar sağa kaydırıyor. Tinder'da ne demekse. Ay neyse konuşmayacağım. Sinirlerim bozuluyor çünkü. Aşkım? Biz birini mi bekliyorduk? Ya. Nili, Nili, Nili. Neler oldu da inanamayacaksın. Aslıcığım ne oldu ya? İyi misin? Ya internetten yeni tanıştığım çocuk vardı ya. Tam bir gerizekalı çıktı. Neyse. Ya yazışırken ne kadar ince, kültürlü. Ama kel değildi. Kel olsun canım. Ne olacak ki? O da bir tarz. Tabii. Senin kocanın lapiska gibi saçları var. Hayat sana güzel, değil mi hayatım? Aslıcığım öyle deme ama bak şimdi benim de böyle yanlar açılmaya başladı ama başım dik, alnım açık çok şükür. Neyse canım neyse ben anladım. Sana kocanla mutluluklar diliyorum. Ay Aslıcığım lütfen gitme. Ya biliyorsun bunu bu konuşuyor öyle biliyorsun yani. Arabamın anahtarını unuttum. Size iyi eğlenceler. Ya Özgür'ü biliyorsun boş boş konuşuruz zaten. Abi Nil beni sevmiyor. Yapacak bir şey yok. Ama sen de arkamda durmuyorsun hiç. Ağzını açıp o benim kardeşimdir diyemiyorsun. Doğuşcan güzel kardeşim. Senin kullandığı cümleler cümle değil ki. Yok hatunu beğenmedim. Sola çektim. Beğendim. Sağa yatırdım. Yok abla erik gibiymiş. Kütür kütür. Hatun ateş ediyor. Oğlum böyle cümleler kurduğun zaman hatun kıllanıyor tabii senden doğal olarak. Hiç kusura bakma Nil ama ben çok alındım. Zaten şanssız bedevi gibi zor bir süreçten geçiyorum. Bir de kocanı falan hiç çekemeyeceğim. Kusura bakma. Aslıcığım Özgür zaten hep böyleydi. Yeni tanımıyorsun ki sen. Ya takılıyor işte kafasına göre. Ne olur gülüp geçsen. Abi sanki Nil beni tanımıyor. Bekar adamım oğlum ben. Seni mi ayartıyorum Özgür? Sana bir şey mi dedim bugüne kadar? Ha desem de sanki sen çok bir şey yapabileceksin. O ayrı. Doğuşcan. Bak senin kurduğun cümleyi öznesine, yüklemine, tümlecine hepsini ayırırım. Şu anda konuşamıyorum. Bak hala ağlıyorsun. Yer çekimi seni ele geçirmiş kardeşim. Yer çekiminden kurtulduğunda beni ararsın tamam mı? Ağlama bana. Ay yok ya. Diyen demiş vallahi. Üniversitede evlenecektim. Sonra çok zor oluyor bu işler. Baksana. Doğru dürüst bütün erkekler kapılmış. Hatta Özgür bile evlenmiş. Aslı ayıp oluyor ama yani. Sonuçta o benim eşim. Neyse tamam sonra konuşuruz. Hadi. Aşkım iyi ki evlenmişiz ya. Şunların haline bakar mısın?
Ya evet sevgilim, gerçekten eski arkadaş olmasına rağmen hiç çekinmez. Nereden bulduk ya biz bunları? Bilmiyorum. Ya bir tane. Saçlarım açıldı demiştin ama hiç öyle değil ya. Resmen uydurmuşsun. Ya sevgilim, ben onu Aslı için söyledim. Kızcağız zaten Feli'nin çemberinden geçiyor. Daha fazla üzülmesin diye. Bu şekilde de konuşulmaz ama sevgilim. Lütfen, ayıp. Yok artık ya. Birbirine çarpışarak tanışma mı kaldı aşkım? Resmen dinozorlar çağında çekmişler filmi. Çünkü en güzel aşklar diyenden yürümeyle başlar değil mi hayatım? Seninkisi gibi. Evet aşkım, sen bana ne yürümüştün ha? Ne ben mi yürüdüm? Sen bana 400 tane like attın önce. Sonra da merhaba, siz bir yerden tanıyor olabilir miyim diye mesaj attın. Aşırı bekar Özgür Bey. Yalana bak. Aşırı bekar çılgın Özgür Bey mi? Sevgilim, ben şu ahir ömrümde en fazla bir kadına. Bilemedin, iki kadına. Üç kadına. En fazla üç kadına DM'den mesaj atmışımdır. Anlamadım. Bir mi, iki mi, üç mü? Yoksa? Aşkım tamam, rakamlara takılma. Vakti zamanında aşırı bekar bir erkek olabilirim ama şimdi aşırı evli bir erkeğim. Hem senin fotoğrafını gördüğümde demiştim ki, hatuna bak demiştim ya. Ateş ediyor demiştim. Ateş ediyor. Ya serseri serseri konuşma. Aşkım, diyorum ki Doğuşan'la Aslı'yı birbirine mi yapsak? Bana bak Özgür. Sen Aslı'nın intihar mı etmesini istiyorsun içten içe? Hı? Tamam, doğruyu söylüyorum. Ben aslında Doğuşcan'ın intihar etmesini istiyorum. Ama çok meraklılarsa hani el ele tutuşup birlikte tek kelime daha etme. Çünkü niye biliyor musun? İnanırım.